Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Mayıs aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, Mayıs sizin ayınız. Güneş 20 Mayıs'a kadar boğa burcunda ilerleyecek. Bu ay doğan tüm boğa burçlarımızın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı ve mutlu bir yıl dilerim size. Evet, güneşin burcunuzdaki hareketi tabii yaşam enerjinizi arttıracak, yaratıcılığınızı arttıracak. Ay başından itibaren hayatınızda bazı yenilikler yapma ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz. Yaşam şartlarınız, günlük hayatınız, fiziksel görünümünüz, tüm bunlarda yenilikler yapmanız mümkün. Bir yandan da Merkür de ayın ilk döneminde burcunuzda ilerleyecek. İlginç ve yaratıcı fikirler üretebiliyorsunuz. Yaratıcılığınız da çok güçlü. Günlük hayatınızın kalitesini arttırmanız, yeni şeyler öğrenmeniz, yeni bilgiler öğrenmeniz, iş hayatınızda örneğin yeni olasılıkları gündeminize almanız mümkün. Bu anlamda ay ortasına kadar olan süreçte de çok verimli sonuçlar alabilirsiniz. 7 Mayıs'ta Akrep Burcu'nun 17 derecesinde Dolunay meydana geliyor. Evet, bu Dolunay sizin tam karşıt burcunuz. Akrep Burcu'nda meydana gelecek. 17 derecede. Şimdi sevgili boğalar, özellikle Güneş Burcu'nuz 17 derece ve yakınlarındaysa, yani doğum gününüz 3 Mayıs'la 11 Mayıs arasıysa, sizin için çok güçlü bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. Yükselen burcunuz 17 derece ve yakınlarındaysa yine aynı şekilde sizin için önemli bir dolunay bu. Lütfen kişisel doğum haritalarınızı da kontrol ediniz. 17 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz varsa yine dolunayın bireysel olarak sizin için çok güçlü etkiler getirmesini bekleyebiliriz. Peki neler olabilir hayatımızda? Her şeyden önce dolunay bir tamamlanma enerjisi getiriyor. Önemli bir farkındalık getiriyor hayatımızda. Ve daha çok ilişki dinamiklerinize işaret ediyor. Bu tabii ilişki, eşiniz, partnerinizle ilgili konular olabilir, evlilik kararları olabilir, yakın arkadaşlıklar, işbirlikleri, ortaklıklar, tüm bu alanlarda dolunayla beraber bazı önemli kararlar vermeniz ya da hayatınızdaki belirsizliklerin netleşmesi, tamamlanması mümkün. Özellikle 3 Mayıs, 11 Mayıs arasındaki dönem, bu ay, dolunay enerjileri hayatınızda çok belirleyici olacak. Tabii bu çok radikal bir şekilde yaşam düzeniniz, işbirlikleriniz, ortaklıklarınız, iş kariyer hayatınız ya da evlilik dinamiklerinizde ya da eşinizle ilgili olan konularda önemli kararlar vermeniz, bazı dönüşümlerin olması, güçlü etkiler altında kalmanızı da işaret edebilir. Evet, dolunay etkilerini özellikle 11-12 Mayıs'a kadar güçlü olarak devam ettirecek. 13 Mayıs'tan itibaren gezegeniniz Venüs İkizler Burcu'nda retro harekete geçiyor. 13 Mayıs'a kadar olan dönemde lütfen para konularında yapmak istediğiniz düzenlemeler, ayarlamalar varsa bunlara odaklanmanızı öneriyorum. Örneğin bir alışveriş yapacaksınız, bir yatırım kararınız var. 13 Mayıs'a kadar bunlarla ilgilenin. Venüs retrosunda para konularında çok önemli kararlar vermemek, radikal hareketler yapmamakta fayda var. Harcamalar, alışverişler, yatırımlar, tüm bunlar için bunu düşünebiliriz. Çünkü Venüs retroyken para konularında biraz gecikmeler, ertelemeler, zayıflamalar yaratabilir. Finans durumunuzda da özellikle 13 Mayıs sonrasında belki planlarınızın dışında bazı gelişmeler olmasını bekleyebiliriz. Retro 25 Haziran'a kadar devam edecek. Bu yılın 2020'nin en önemli gezegen döngülerinden birisi İkizler Burcu'ndaki Venüs'ün retro hareketi. Bununla ilgili özel bir video da hazırlamıştım. Henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Bağtacı YouTube kanalındaki Venüs İkizler Burcu'ndaki retro videomuzu lütfen izleyiniz. Geçmişle bağlantılı bazı konular da tabii ki aktifleşebilir. Örneğin bazı ödemeler ya da bazı alacaklar, finans alanınızda, bütçenizle ilgili. Tüm bunları Venüs retrosu ile beraber 25 Haziran'a kadar olan dönemde gündeminize alabilirsiniz. Ve Satürn yine bu ay retro harekete başlayacak Kova Burcu'nda. Kariyer alanınız, geleceğinizle ilgili hedefleriniz, planlarınızda, programlarınızda Mart ortalarından itibaren bazı kısıtlamalar hissediyor olabilirsiniz. Ve aslında gezegen döngüleri şu anda toplumsal alanlarda, tüm dünyada da yaşadığımız olağanüstü durumlar nedeniyle
hayatlarımızda hepimizin az veya çok bazı düzenlemeler yapmamız gerektiğini de işaret ediyor. Sizin gelecekle ilgili bazı hedefleriniz, işiniz, gücünüz, kariyeriniz, parasal durumunuz, tüm bu alanları da bir gözden geçirmeniz gerekiyor. Belki bazı iş planlarınızı hayatınızdan çıkaracaksınız ya da daha uzun vadeli hedeflerinizde yeniden gözden geçirmeler yapacaksınız. 11 Mayıs'tan itibaren Satürn'ün retro harekete geçişi, özellikle Mart ortalarından itibaren söz konusu olan konuların şöyle bir tekrar ele alınması ve onları tekrar bir düzenlemeniz için de size önemli fırsatlar verebilir sevgili boğalar. Evet, 13 Mayıs'ta Venüs'ün retrosu ile beraber Mars da artık Kova'dan ayrılıp Balık burcuna geçecek. Ve siz de son bir aydır, 1,5 aydır özellikle iş hayatında, kariyerle ilgili konularda harcadığınız enerjinin biraz daha belki sosyal hayatınız, arkadaşlar, işte çocuklar, keyif aldığınız konular, daha romantik konular, bu alanlara yöneldiğini hissedebilirsiniz. Ama tüm bunlar olurken tabii hayatımızda kısıtlamalar da devam ediyor. Çok fazla özgürleşmeler henüz mümkün değil. Bunu da mümkün olduğunca kendi özel hayatımızda, kendi sahip olduğumuz değerler, şartlar neyse o alanlarda hayatımıza geçirmeye çalışıyoruz. İkinci evinizdeki Venüs aslında bazı yetenekleriniz, kişisel özgüveninizi ortaya çıkarabileceğiniz kendi değerlerinizi de şu anda daha fazla gündeminize getirmenizi sağlayabilir. Belki de bir süredir gözden kaçırdığınız ya da görmezden geldiğiniz kendinizle ilgili özel yetenekleriniz, hobileriniz neyse onları da ay ortasından itibaren daha fazla günlük hayatınıza alabilirsiniz. Biraz daha kendinizi bir şekilde keyiflendirecek, mutlu ve huzurlu olmanızı sağlayacak o kişisel uğraşlarınız neyse, kişisel yetenekleriniz neyse onlara da odaklanmanız mümkün görünüyor. Evet, 20 Mayıs'tan itibaren Güneş artık İkizler Burcu'na geçecek. Para evinizi aydınlatıyor. 22 Mayıs'ta da İkizler Burcu'nda bir yeni ay doğacak. 2 derece İkizler Burcu'nda. Tabii yeni aylar aslında yeni olasılıklar demek. Yeni gündemler demek. Başlangıçlar demek. Bu yeni ayı yöneten gezegen Merkür ve yeni ay sırasında İkizler Burcu'nda olacak. Bir yandan Venüs de İkizler Burcu'nda ama şartlar biraz zayıf. Çok da fazla hareket etmemizi mümkün kılmayabiliyor ya da çok daha dar şartlar altında hareket ediyoruz. Parasal alanlarda hissettiğiniz güvensizlikler varsa ya da endişeler, kaygılar varsa bu yeni ay maddi durumunuzu bir şekilde dengede tutmanızı sağlayacak. Ya da hani bir şekilde geçmişten gelen konuları gündeminize getirecek konu başlıklarına neden olabilir. Neler olabilir? Değişik çalışma imkanları, farklı yollardan para kazanma imkanları olabilir ve bunların arayışı içerisinde olabilirsiniz. Ya da daha önceden yapmış olduğunuz yatırımlarınızla ilgili, parasal dengenizle ilgili önemli gündemler oluşabilir. Bu etkiler özellikle Haziran'ın ilk haftasına kadar da güçlü bir şekilde hayatımızda yer alabilir. Ancak bu yeni ayda özellikle yeni yatırımlar, yeni alışverişler ve benzeri konulara biraz dikkat etmemiz gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyorum. Eğitimle ilgili konular, seyahatle ilgili konularda bazı harcamalar gündeme gelebilir. Örneğin birkaç ay öncesinden belki bir eğitimle ilgili ya da bir seyahatle ilgili harcama planı yaptınız ya da bir harcama yaptınız. Şimdi Venüs retrosu bir şekilde bu planlarınızı yeniden gözden geçirmeniz, düzenlemeniz gerektiğini işaret ediyor. Belki bu harcamalarınızla ilgili bazı geri ödemeler alacaksınız. Ya da planladığınız harcamaları erteleyeceksiniz. Tabii bu kazanç imkanlarıyla da ilgili olabilir. Yani işiniz de bu konularla ilgili olabilir. Seyahatle ilgili bir işiniz var, eğitimle ilgili bir işiniz var. Belki bu işlerinizi ya da gelir planlarınızı gözden geçireceksiniz. Yeni düzenlemeler yapacaksınız. Tüm bu konularda 22 Mayıs'tan itibaren İkizler yeni ayıyla beraber hayatımızda yer alabilir sevgili boğalar. Sağlıklı ve mutlu bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz.
Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.